Çok teşekkür ederiz. Sayın Ali Avcı efendim. Alkışlar Sayın Ali Avcı için. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim efendim. İyiyim ama ne yazık ki bir sıkıntının içerisindeyiz. Kimse hak ettiği puana ulaşamadı. Durkan Bey'in soruları çok zordu bence. Öyle mi? Evet. Durkan Bey de ortadaydı Meltem Hanım'la Birgül Hanım'ın soruları demişti. Aynı düşüncede misiniz? Yani bence ilk aşamada bir tık daha kolaydı. Bana Durkan Bey'in soruları bir tık daha zor geldi. Ne olurlar bilmem kaçlar falan evet. mı? Ama bilmem kaçta ne kadar başarılıydı i̇yi gördünüz bildi. Mü? Evet. Vallahi bir de Tum Turaklı'yı çok iyi bildi. Birgül Hanım. Evet. Birgül Hanım edebiyat öğretmeni. Tum Turaklı konuşma nedir iyi bilir. Değil mi efendim? Sizde pek öyle kalıp sorular yok. Açıkça söyleyeyim. 10 harfli cevaplarınızdan bir tanesi bir bilgi sorusu olduğu için belki biraz kafa karıştırabilir diye düşündüm. Meltem Hanım'a sorduğumuz işte vampirler hangi optik gereci kullanamaz filan sorusu vardı. İşte kalem hangi uzuvda tutulur. Ona benzer bir tane sorunuz var. 9 harfli. Bir de ilk sorunuzdan azıcık korkuyorum. Onun dışındakiler akar gider diye düşünüyorum. Umarım. Hadi hayırlısı. Başlamadan biraz kendinizi anlatmanızı rica etsem. Tabii. Ali ben 33 yaşındayım. Teknoloji satıyorum. Yazılım satıyorum. Evliyim. Çocuğum yok. Ve hemen geçiyoruz ilk sorumuza. Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, veri. Data. Demeyeceğim. Harf alayım. Buyurun. Biraz eskilerin kullandığı Fransızca kökenli kelimelerden. Yani artık pek kullanımı bir tane daha alayım o gündelik zaman. Konuşmada kalmadı açıkça söyleyeyim. Sana bir done. Done vereyim. 200 puan değerinde yerleşti yerine. İkincisi çok daha net, çok daha hızlı hareket edeceksiniz. Buyurun geliyor. Elektrikte kullanılan gerilim birimi. Watt, volt. Durduralım mı? Hangisi? Gerilim birimi olduğu için volt diyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şöyle yaklaştık kelimeye. Hani etimolojik olarak aynı kökten gelen bir başka kelimeyi de kondurduk sorunun içerisine. Zannediyorum ki çok uğraştırmayacak sizi. Bir bakalım. Havuz ile aynı kökten gelir. Suları aynı denize, göle veya ırmağa akan bölge anlamında bir sözdür. Havza. Havza. Kızılırmak havzası. 1100 oldu kasamız. 5 harflidir cevaplarımız. Buyurun geliyor efendim. 4. soru. Güzel başladık. Güzel devam ediyoruz. Nasıl bir soru? Ateşin bıraktığı iz. Duman. Hı-hı. Ateşin mesela burada bıraktı. Bende bıraktığı iz. Kül. Bende kül kalmaz. Ama böyle hayatım boyunca taşıyor. Yanık. Yanık. Durdurduk mu? Durdurmuştur. 1600 oldu kasa. 6 harfli cevaplar kaldı geriye. Bir düz yazı türünü soruyorum. Özellikle belli bir yazarla çok iyi bilinir. Buyurun efendim. Yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlam. Deneme. Çok güzel Ali Bey. Çok hiç gerek kalmaz Montegüler'e bilmem ne. 6 harfidir efendim, tek kelimedir, şöyle sorulmuştur. Gelsin. Medet. Bu sözcüğün karşılıklarından biri. Medet ummak. Bir harf alayım. Bir şey beklemek yani birisi. Kötü durumdayım. Yardım. Bana birisi yardım etsin. Medet. Anlasam. Göz açıp kapayıncaya yani bir dakika bile harcamadan yarısını bitireceksiniz soruları. Maşallah halen 3 dakika 5 saniye gibi bir süreniz var. 7 harfli cevaplara ulaştınız bile. 2 kelimeden oluşuyor. İlk 7 harfli cevap şöyle soruluyor. Gelsin. Bir şehrin özellikle bayram ve cuma namazlarında geniş katılımla kullanılan büyük ibadet yapısı. Sonrasında o şehirde daha büyük... Harf alayım. Buyurun. İki kelime. Biliyorum ama denemek için. Ulu Cami. Emin oldular. 600 puanı kenara koydular. Bravo. Gayet güzel. 9400 olabilecek durumda. Derdi mervanım çeksin. Değil mi efendim? Buyurun gelsin yeni soru. Kazananı kura ile belirleme işlemi. Basit düşünün. Çekiliş. Çekiliş. Yapıştırın gitsin. Şimdi buna biraz dikkat edelim. 8 harfli bir kelime. Yaygın kullanılıyor diyemem. Neredeyse hiç kullanılmıyor. Açıkça söyleyeyim. Yaygın kullanılanları elimde. Onları soruların içerisine koydum. Acaba bunların Türkçe karşılığı ne olabilir diye düşüneceksiniz. Pratik zekanıza kurban. Öyle çözeceksiniz efendim. Buyurun. Direksiyon ve gidon sözlerinin yaygın kullanılmayan karşılığıdır. Açtığınız zaman sözlükte bu kelimeyle karşılaşırsınız. Bir harf alayım. Ne işe yarıyorsa öyle bir isim verilmiş.
Döndür. Hayır. Hayır. Çevir. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha aldık. Hah, onu tahmin ediyorsunuzdur zaten T harfini, ek kısmını. Hani bir harf daha alayım ben. Aletlerin, aygıtların sonuna gelen ek. Dön. Dönmek değil. Hani belli bir istikamet veriyor taşıta, öyle düşünün. Yön. Yönet yok. Bir harf daha alayım. Çok buyurun. Zorlandım çünkü. Zor soru. Yönel. Yönelti. Aletin ismi. Yöneltir. Yöneltir yönelten. Değil de. Yönelten. Bir mesela dinamoya diyorlar ki üreteç. Yönelteç. Yönelteç. Yani. Buyurun gelsin yenisi. Bir iş veya sorun hakkında kesin yargısını veremeyen. Mütereddit. Kararsız. Çok güzel. 800 puan. Bu da basit bir soru. Bu arada 1 dakika 43 saniyeniz var. Harf almak yerine bir yerde takılır da harf almanız gerekirse lütfen daha uzun düşünebilin. Buyurun. Şöyle bir soruymuş. Dişi üreme hücreleri için erkek gametle kaynaşmak. Tek kelime. Tomur. Hı-hı. Döllenmek. Döllenmek. 900 puan daha demek. 6000'imiz oldu. 9000 olabilecek durumda. 3 tane soru kaldı elimde. 1,5 dakikanız var. Soru başına yarım dakikaya sahipsiniz. Rahat edin efendim. Buyurun. Havaya doğrultulduğunda olumlu, yere doğrultulduğunda olumsuz anlam taşıyan bir uzvumuz. Bu Meltem Hanım'ın kulak sorusu gibi bir soru. Uzvumuz. Evet. Belli bir uzvumuz. Bunu havaya doğrulttuğunuzda olumlu bir anlam taşıyor. Yere doğrulttuğunuzda olumsuz bir anlam taşıyor. İki kelime bu arada. Bir harf alayım. Uzuvlarımızdan biri. Öyle diyelim. Baş. İki kelime. Biri geldi. Havaya doğrulttuğumda olumlu. Bu iş olur. Bir tane daha alayım. Buyurun. Emojisi bile var. Öyle diyeyim size. Bir tane daha alayım. Yapmayın yahu. Yapmayın daha abi. Süremiz var, bulursunuz bunu. Baş. P'si geldi. Havaya doğrulttuğumda olumlu. Yere doğrulttuğumda olumsuz. Ta Roma'dan beri. Ta Roma'daki o arenalardan beri. Gladyatörlerin dövüştüğü. Bilmiyorum, bir tane daha alayım. Bunu öldüreyim mi öldürmeyeyim mi? Baş. Per. Yok. Baş parmak. Ali Beyciğim buyurun 600 puan. Uçtu gitti. Uçtu gitti. Garip soruydu. Kabul. 21 saniye bıraktı geriye. Biraz korkuyorum şu 10 harfi cevaptan. Hali hazırda 8700 puana ulaşabileceğiniz için 17 tane bile harf alabilirsiniz. Lütfen yapmayınız öyle şey. Buyurun. Geliyor. İki kelimedir. Lacivert şeritte ambulansların üstlendiği görevi sorar size. Can kurtaran yok. Hayır. Kırmızı şerit... Bir harf alayım. Buyurun. Kırmızı şeritliler iki kelime bu arada. Bir harf daha alayım. Acil. Acil ulaşım. Bunlar... Bir harf daha alayım. Bir tane daha istedik. Lacivert şeritli evet. Ambulansların... Üstlendiği görev. Onların farklı bir görevi var. Fark etmişsinizdir yani. Bazı ambulansların kenarlarındaki şeritler kırmızıdır. Onlar acil durumlar için kullanılıyor. Hasta nakli. Lacivert olanlar hasta... Nakli. Nakli değil de... Nakil. Nakil için kullanılıyor. Son sorucunun cevap 4 saniye kalmış. Hiç korkmuyorum. Batı kökenli bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Siyasi reklam. Propaganda. Tertemiz. 8400 puan. Üzerine 2 saniye. Ki Ali Bey de üzerine daha doğrusu yani bugün tepemize çöken bu karanlık bulutlardan payına düşeni aldı. Ona rağmen 8400 puan gayet güzel bir puan efendim. Birazdan Merve Hanım buraya gelecek. Bugünün şampiyonunu belirleyecek. Hayırlısı. Bundan sonrası ya Merve Hanım ya siz ne olursa olsun kocaman bir alkış hak ettiniz. Teşekkürler. Geri geliyorum.